Şey diyeceğim arkadaşım, Allah nasip ederse hemen birkaç gün içinde Hudeybiye umremiz var inşallah. Hudeybiye umresi, Hudeybiye müsalahasının yapılmış olduğu yer ziyaret edilirken bizzat alakalı olduğu için Mekke'nin fethi orada anlatılacak inşallah. Onun için Mekke'nin fethini şimdilik geçmiş oluyoruz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siyah bir sarık sarmış olarak ona neredeyse başı şerifleri atının üzerine, atının kaşına, eğerine değecek şekilde o kadar tevazuyla beraber Mekke'yi fethettiler cemaat-ı Müslüman. Kabe-i Muazzama'daki putların hepsini birer birer temizlediler. Bilal-i Habeşe çıktı, Kabe'nin üzerinden Ezan-ı Muhammedi'yi okudu cemaat-ı Müslüman ve Mekke-i Mükerreme böylece Müslüman olmuş oldu. Hemen onun akabinde sıranın kendisine geldiğini düşünen Hevazin kabilesi, Arap kabilelerinin en büyüklerinden bir tanesi, en kalabalıklarından bir tanesi, en meşhurlarından bir tanesi. Hevazin kabilesi, Beni Hevazin dediğimiz ve Taif'te bulunan Taiflilerin kabilesi, Sakif kabilesi, Beni Sakif. Bu iki büyük kabile anlaştılar, birleştiler ve diğer Arap kabilelerinde kendilerine taraftar bulduklarını yanlarına aldılar. 20 bin kişilik bir ordu cemaat ediyordu. Bak Bedir Savaşı'nda Müslümanlar kaç kişiydi? 313 kişiydi bak. 313. Nerede? 20 binler artık sayılar arttı. Müslümanların sayısı da artıyor günden güne. Müşriklerin sayısı da artıyor. Onlar da organize oluyorlar. Onlar da toplanıyorlar. Bu şekilde bunların bir araya geldiğini öğrenince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan haber almak üzere bir haberci gönderdi. Git bakalım bunların durumu nedir? Bir haberler geliyor, bizim aleyhimize toplanmışlar ama bunun aslı astarı var mı? Kaç kişi toplanmış? Ciddiyetleri nedir? Silahları nedir? Durumları nedir? Tecrübeleri nedir? Bir araştır gel bakalım. Ondan sonra işin ciddiyeti ne? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vakıf olunca cemaat-ı Müslümin anlaşıldı ki burada ciddi bir harp olacak. Ve 10 bin hemen Mekke'nin fethinin hemen akabinde. Çünkü Mekke'nin fethinde cemaat-ı Müslüman biliyorsun. Bunu çekelim. Gerekiyor. Çünkü cemaat-ı Müslüman Mekke'nin fethinde biliyorsunuz savaş olmadı. Sadece Halid bin Velid radıyallahu anh'ın girdiği taraftan ufak bir arbede diyelim, savaşta değil. Öyle bir hadise yaşandı. Ondan sonra cemaat-ı Müslümin olmadan Mekke-i Mükerreme fethedildi ama kılıçlarını kınından sıyırmış 10 bin kişilik bir İslam ordusu var değil mi cemaat-ı Müslümin? Gerek yok ona. Zaten hepimiz toplandık. Gerek yok. Evet cemaat-ı Müslümin. 10 bin kişilik İslam ordusu toplandı ama Mekke-i Mükerreme'de bir muhatap bulamadılar. Şimdi hayal edebiliyoruz değil mi? Bu İslam ordusu ne ister şimdi? Allah da onların karşısına 20 bin kişilik bir müşrik ordusu çıkardı. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusuyla birlikte ve yeni Müslüman olmuş Mekke'yi mükerremeli Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komşuları, akrabaları 2000 kişi yeni Müslüman olmuş. Onlar da katılınca 12 bin kişi yola çıktılar cemaat-i Müslüman. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safvan İbni Ümeyye'den harp silahı ödünç aldı. 300 tane. Ondan sonra bu şekilde müşriklerden de